Kayıt. Şimdi avcı omlet yapacak arkadaş bize. Bu benden öğrendi bunu. Bu yöntemi şimdi yapacak bu arkadaş. Avcıların sabah kahvaltısında kendini omlet olarak yapması için pratik bir şey arkadaşlar bu. Kardeşimiz şimdilik bize yöntemi uygulamalı göstersin. Ben ona tarif edeyim. Şapka şeklinde üstünü dümdüz kes onu. Şapka şeklinde dümdüz kes. Elini kesme, orayı kes. Güzel. Şimdi sana şöyle bir şey yapacağım. Şu kamerayı tut. Bir dakika bir şey vereceğim o iş için sana. Bir dakika tutar mısın kamerayı? Çünkü iki elimle iş yapamıyorum. Kardeşim sana bir çakı veriyorum. Bu işi bununla yaparsın. Al. Al kameranın çakını. İçini oy. Oyduğun denelerde bir yere koymaya çalış. Ama nereye koyabilirsin ki, değil mi? Taneli olmasına gayret. Yani içi tane tane olacak kardeş. Ayrıca onu da kapak olarak kullanacaksın. Soğanın da kabuklarını atman istemiyordum. Bak. O iş olmadı ya. Neyse içi biraz oyuk olacak onun. Oy. Güzelce oy soğanın içinde. Tane tane ya. Denele. Tanelensin içi. Ha. Taneler küçük olursa güzel pişecek. Çok aşırı böyle bir derin mi yapmak istiyorsun? Yap bakalım hadi. Ama taneleri boşa verme ya. Yumurtalar çift sarılı. Yumurtalar çift sarılı olduğu için taşar diyorsun. Hatta birazını atsam bile olur ya. Fazla da atma. Sen onu oymaya devam et. İstersen bir kap alsan olurdu bu iş için. Ama soğanların çok büyük olduğunu hatırlatayım sana. Evet. O soğanlar gerçekten oraya fazla gibi geldi bana. Soğanların onun içindeyken elini kıyacaksın. Şimdi bana bıçakla elini aldırma onu. Evet, çok güzel oyuyorsun içini. Soğanın içini oyuyoruz. Bu arada sumat arasında çay demleyeceğim. Bu yüzüme patlar mı? Patlamaz. Evet, çayım da oluyor. Aylı yumurtaların çayı da çok lezzetli oluyor bu arada. Onları şimdi biraz ufaltsan diyorum. Bir de çok geldi bana o soğan. Evet, bana da çok geldi biraz. Çünkü yumurta biraz çok. Yere dökmekten hani poşete döksen diyorum. Batırmasak buraları. Hayır, soğan. Allah'ın tertemiz dağını batırmayalım diyorum. Yani elinde poşet var, poşete dökebilirsin. Tamam abi, niye bağırıyorsun küçük çocuğa? Tamam. İnternete girecek. Ona göre. Poşeti yanına basana ya. Bir dakika şunu iyice şey yapayım. İyice ufalayım diyorsun. Aynen, iyice yapalım. Bu arada böyle orijinal çok hoş bir yere geldik biz. Şimdi böyle bir yerdeyiz şimdi de. Evet. Poşetin içine kahvelerini çıkart. Onun birazını dök kardeş oraya, poşetin içine doğru. Mehmetçik. Soğanlar yarısı kadar soğan olsun. Yani yarımına kadar olsun soğan. Baharatın yanında mı? Baharat, evet. Ama unuttuğum bir şey söyleyeyim sana. Kaşar peyniri yapacaktık onun içine. Çok şahane olurdu. Aynen, evet. Erirdi içinde böyle. Ne yaptığını kameraya gösterelim ya. Saklanıyor gibi adam yani. Evet, soğanın içini kardeşimiz oydu. Şimdi var ya, onu ufala soğan tanelerini. Elin seri değil. Çabuk değilsin. Acelemiz yok çünkü. Acelemiz yok çünkü. Aynen. Biraz sonra güneş batacak ya. Şimdi kardeşim, onun içine bir çift sarılı yumurta şık diye kıracak. İçine baharat atacak, değil mi? Aynen. Soğanın kapağını düşürmemeye gayret et. Konserve kutusunun üstü senin için çok güzel masa. Evet, aynen öyle. Bravo sana. Ayrıca omlet şu an keyif için yiyoruz. Azıcık için değil. Konserve yiyeceğim ben esas. Evet. Bak, poşete sarmış getirmiş. Sırt çantasına yumurtayı kırmadan nasıl taşıdın bunca zaman? Onu da anlamadım ya. Vallahi daha açtık, hiçbir şey olmadı. Lütfen poşetin içine at pisliğini. Yere atmanı istemiyorum. Şimdi onu lütfen poşetin içine at. Benim bıçağımdan da uzak tut pisliği. Çok güzel. Baharatını at. Karıştır güzel bir kardeş. Baharatı şimdiden atsana. Ya yani soğanlarla karıştıracaksın ya. Bu arada çayım ne alemde benim ya. Çayım kaynamak üzere. Bu matarayla bir lezzetli olur bu çay. Şahane olur. Baharatı hazır karıştırdın öyle mi? Türkiye seninle gurur diyor. Zeki. Üstüne baharat et arkadaş. Ek baharat şöyle. Heh, baharat çok iyi olur o bak. Oo, kekik bol. Bu adam dağlı ya. Bıçakla bir karıştır küçük çakıyla kardeş.
Soğan parçalarıyla. Ver bakayım şu elindekini bana bir dakika bir. Ne oğlum çünkü şöyle herif gibi karıştır. Lan alsa bu ne bozuyorsun benim ya. Alttakilerin üsttekilere soğanın kapağını kardeşim ört. Ört soğanın kapağını. Şimdi onu közün üstüne yatır. Aslında közü yaymamışsın kardeş. Niye öyle yaptın? Çay yapacağız diye yaptın. Çay yapacağız diye yaptın. Öyle olsun. Kardeş onu şu közün üstüne doğru şöyle güzelce bir koy bakın şuraya bir. Onu oradan almak biraz marifet olacak ama. Evet biraz öyle olur. Közün üzerinde şimdi var ya öyle bir lezzet olacak ama o dökülür. Biraz eğimli mi koydun? Yok yok sıkıntı yok. Eğimli durdun arkadaşım. Hayır canım bak. Eğimli. İyi bak şimdiden daha pişmeye yani. Başladı. Ne kadar lezzetli bir şey olacağı belli yani. Ötekini de yapalım biz yemeyecek miyiz? Hadi ötekini de yap. Kamerayı kapatayım mı yerken mi? Kapat rahat olak. Bu kamera üstüne kayıt yapıyor mu? Evet aynen. Al o zaman kendi üzerine kayıt yapacak şekilde kamerayı kapat. Hemen bana da omletten bir tane. Bu omleti de arkadaşa ben öğrettim. Benden öğrendi yapıyor. Ben de kimden öğrendim? Onu da dur çek. Beni çek. Palavra atıyor yalan. Ben kimden öğrendim? Ben de bunu YouTube'da Serdar Kılıç'tan öğrendim. Ya böyle survival maceralar yaşıyordu Serdar Kılıç. Onu da izledim. Vallahi benim hoşuma gitti yani. Çok ben bir çok gittiğim yerde yapmaya başladım. Sonra bu bebek de benden şimdi öğrendi. Benden istiyor şimdi. Kameranı kapat tekrar devam edeceksin. Şimdi bana da yap aynısını. Çalış Mehmetçik. Hay. Şimdi marifet abici omletini buradan almak. Şöyle güzel bir hava var yani değil mi? Akıyor da hatta. Ama ben bunu taşırmadan herhalde şunlarla alabilirim. Gibime geliyor. Alabilir miyim? Emin değilim. Düşürmek üzereyim. Düşme. Evet. Şimdilik avcı omletimizi pişirdik. 440 bıçağı buraya çaktık. Yalnız devrilmesin lütfen yani rica ediyorum ondan. Hareket şudur abi. Benim şurada bir kamp malzemem var. Biraz daha pişmesi gerekir be abi de. O için krasim yiyor. Barzun yapıyor ki. Yaprak dolma. Gelsene yaprak dolma niye kaçıyorsun? Şimdi biraz sonra ben bunu ekmeğimi banacağım. Sessizlik aşaması. Tabii Asya denildiğimiz bir kültür. Dağda arazide hiç bayatlamayın ekmek türü olur. Şöyle söyleyeyim. Kamerayı kapatsan da ben oraya şöyle bir odaklansam. Ya şunun içine kaşar niye unuttun ya? O zaman eli salla. Abi güzel olmuş be. Kapatsana kamerayı. Eli salla kapatıyor. Eli salla. Allah'a bakıyor. Eli salla. Ne bir? Başladı. Şimdi közde olan matara çayı. Su matarası çayı. Tabi sıcaktan dökebilirsen çay olacak. Oho yandım Allah yandırma beni. Vallahi çok koyu bir çay oldu ha. Uy. Evet şimdi bunu nasıl alacağımız bir marifet. Bence onun ağzını kapatma. Onun ağzını kapatsan da kapatmasan da ben bunu nasıl alacağım gibi sorunum var arkadaşım. Diyen gitti. Anam içinde bir sinek mi görüyorum bana mı öyle geliyor? Abi o sineği nasıl alacağız? Sinek mi var orada? Sinek değil. O odunun parçası bence odunun bana parçası, göre. Odunun parçası tamam biz odun değilsek sorun yoktur. Al gitti. İşte arkadaşlar bu avcı omletinin üzerine çok güzel bir matara çayı. Bu matara çayını geyik avcıları çok iyi biliyor arkadaşlar. Ve herkes bunu çok seviyor. Bendeniz bu işi çöple yapmak istiyordum ama çöpe uzanamıyorum. Çöp nerede? Bir çöple karıştırmak istiyordum çay başına. Şekerim neredeymiş? Çöp bulamadık mı abi? Çay mı karıştıracağım ya? Hadi çöp bul bana ya. Aa, buldum çöp. Hop. Enfes kapatabilirsin abi.